Şimdi TCP gördüğünüz üzere bir değil birden fazla RFC ile ortaya çıkartılmış ve implement edilmiş bir protokol. Oldukça karışık, yani UDP gibi değil. Çok farklı yönleri var. İşte congestion control konusu bile uzun uzun anlatılabiliyor. TCP'nin farklı versiyonları var vesaire. Burada giriş sadedinde TCP'nin bir point-to-point protokol olduğunu, yani bir gönderici, bir de alıcı olduğunu söylüyor. Belki iyi bir yer burada, hani point-to-point demek esasında bunu başka bir ismi de point-to-point olması. Yani point-to-point şu demek arkadaşlar, bir gönderici var, bir de alıcı var. Buna unicast de deniyor. Network'te, internette unicast dışındaki trafik modellerinden bir örnek verebilir misiniz? Yani biz şunu söyleyebiliyoruz, sadece unicast yok, başka tür trafik modelleri de var. Buna örnek olarak neler verilebilir? Söz almak ister misiniz? Multicast var hocam. Evet, multicast. Multicast nedir? Tek bir alıcıdan birden fazla vericiye gönderilmesi. Pardon, tek vericiden birden fazla alıcıya. Bantu menü. Peki menü to menü olabilir mi? Yani bir gönderici olması Olabilir. şart mı? Menü to menü de olabilir değil mi? Tamam. Niye peki multicast ne işimize yarıyor? Yüzlerce klientim vardır. Tek bir tane server'ım vardır. Server bir şeyi sende ettiği zaman herkesin senkronize olarak alması gerekebilir bazı durumlarda. Yani bunu teker teker yapmak yerine bu şekilde yaparak network trafiğini azaltıyoruz. Daha verimli bir transfer oluyor değil mi? Başka broadcast olabilir. Broadcast nedir? Yani şuraya tarifini yazacak olursak. Herkese gönderme. Evet, one to all. Bilhassa biz ilerleyen aşamalarda bir takım protokoller göreceğiz. İşte ARP protokolü gibi, DHCP gibi. Orada broadcast adresleri kullanılarak lokaldeki tüm cihazlara bir takım mesajların, frame'lerin ulaştırılabildiğini anlatacağız. Broadcast adres diye bir şey tanımlayacağız. Aynı şey multicast için de var. Multicast adres diye bir şey var ama broadcast daha da yaygın bir şey. Genelde işte tüm birlerden oluşan adres broadcast adresi oluyor. İnternet için böyle veya işte Ethernet için FF'lerden giden yine birlerden oluşan adres broadcast adresi. Bunun da bir takım gerekçeleri var. İlerleyen chapter'larda broadcast adresiyle ilgili de konuşuyor olacağız. En yaygın olanlar bunlar arkadaşlar. Ben sadece hani bir aklınıza böyle bir soru işareti oluşturmak için sadece bunlar yok. Bir de Anycast diye bir şey var. Bunu inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ben anlatmayacağım. Bir de ConvergeCast diye bir şey var. Bu da biraz da sensör ağlarında kullanılan, yani bir baz istasyonu var. Tüm trafik orada toplanıyor, orada converge ediyor. Bu manada böyle sonu cast ile biten network terimleri duyabiliyorsunuz. Tabii bizim için en önemli olan şu ilk üç tanesi oluyor. Onu da kısaca açıklamış olduk. Şimdi bunu antiparantez ben girmiş oldum. TCP'nin point to point olduğunu, unicast olduğunu söylemek için bunu yaptık. Onun dışında TCP'nin genel anlatımı ile ilgili olarak neleri söyleyebiliriz? Şunları söyleyebiliriz. Bir tanesi reliable olduğunu ben biliyorum. In order olduğunu biliyorum. Belki bilmediğim burada yanlış yazılmış bir harf düşmüş. Byte stream kelimesi belki bize biraz daha yabancı geldi. Byte stream, TCP ise byte stream protokol diye duyarsınız arkadaşlar. Nedir bu? Byte stream olması TCP'nin, ta UDP'ye göre UDP byte stream midir? Veya UDP'de byte stream değilse bu ne manaya geliyor? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Bu önemli olabilir bir konu. TCP'nin byte stream olması ne demek? Boyutuyla ilgili olabilir. Yani ne kadar büyük olursa olsun. Yani evet, çok güzel. TCP'de bak, bu hatta benim yazmama bile gerek yok. TCP'de maksimum segment size diye bir şey varmış. Burada da no message boundaries diyor. Yani benim esasında bir mesajım var. Bu mesajımın ismi de segment, yani bu transport layer'da olduğu için. Bunun da esasında maksimum bir size var. Yani maksimum segment size veya bunu maksimum message size diye de adlandırabiliriz. Burada da no message boundaries diyor. Bu ikisini nasıl örtüştürüyoruz? Nasıl bunları anlamamız lazım? Bu ikisini nasıl birleştireceğiz? Burada kastedilen, yani no message boundaries veya byte stream olması mevzusu şu demek. Benim uygulamalara sunmuş olduğum arayüz üzerinde esasında bir boundary, bir size sınırı vesaire yok. Yani ben oradan basabildiğim kadar byte basıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben o soketi açtım, TCP connection'ı kurdum. O connection üzerinden artık ne yapıyorum? Byte byte istediğim kadar o byte'ı sırayla gönderiyorum. Aşağıda transport layer bunları şöyle yapabilir. Bekletir bekletir. Ben bu byte'ları bastım. Ondan sonra bir segment size, maksimum segment size'a ulaşır ve onu gönderir. Arkada ben bunu gönderdiğim byte'ları bir segmentle mi gönderiyor, 3 segmentle mi gönderiyor, 5 segmentle mi gönderiyor, ben bunları bilmiyorum. Yani arayüz noktasında kastedilen bir konu bu, byte stream konusu. Arkada, yani altta elbette ki bir maksimum segment size var ama yani uygulamayı geliştiren kişi olarak beni ilgilendiren bir konu değil artık bu. UDP ile karşılaştıracak olursak UDP'de ne var? Datagram alıyorum ben, yani maksimum size'ı olan, size'ının belirtildiği işte 1024 byte diye, ondan sonra hatırlarsanız o socket programlama
örneğinde benim oraya o 1024 kelimesini veya 1024 rakamını yazdığım bir durum söz konusu. Orada byte stream diye bir şey yok. Bir tane mesaj var, bir tane belli bir uzunluktaki boundary var. Ama şeyde TCP'de böyle bir durum yok. Yani ben istediğim kadar o byte'ları o connection devam ettiği müddetçe gönderebiliyorum. Ama arkada alt katmanda yani o transport layer'ın implementation'ında elbette ki o segment size'ı, maksimum segment size'ını aşma gibi bir imkan yok. Ya bu buraya ulaştığında ya da bununla daha gelmeden o segmenti ne yapması lazım? Header'la bilgilerini vesaire ekleyip onu karşı tarafa iletmesi gerekir diyoruz. Evet. Evet, full duplex mevzusu ile ilgili konuştuk. Yani data veri akışı çift yönlü. Aynı connection üzerinden hem AB'ye hem BA'ya veri gönderebilir demiştik. Bununla ilgili tekrar ilave bir bilgiye gerek yok. Pipelining kullanıyor. Tabii zaten stop and wait olmadığını biz biliyoruz. Pipelining ne demek? Bir window size var demek. Window size noktası da hiç bizim daha önce konuşmadığımız, yani bu kadar konuştuk esasında. İşte window size ile sequence number arasındaki ilişkiyi kurmuştuk. Hatırlarsanız hem Go backend'de hem de selective repeat'te, yani benim sequence number'ımın büyüklüğü, sıra numarasının büyüklüğü esasında maksimum window size'a etki ediyor. Yani onun ötesinde window size seçersem protokol doğru çalışmıyor diye en son onu anlatmıştım hatırlarsanız. Ama yani pratikte bu, yani yeteri kadar büyük bir sequence number seçilince o zaman window size'ı da o ölçüde ben büyütebilirim, arttırabilirim noktası yanlış oluyor. Çünkü göreceğiz ki congestion ve flow control mekanizmaları TCP'de bu pencere büyüklüğünü etkiliyor, pencere büyüklüğünü sınırlıyor diyeceğiz. Onun da detayını paylaşacağız. Connection oriented olduğunu biliyoruz. Connection oriented ne demek? Yani fiziksel bir connection yok demiştik hatırlarsanız. Yani iki uç nokta arasında fiziksel, hani circuit switching tadında bir fiziksel bağlantı elbette ki kurulmuyor. Buradaki connection'dan daha çok kastedilen şey iki tarafta o bağlantıyla ilgili bir takım durum bilgilerinin, state verilerinin karşılıklı olarak saklanması anlamına geliyor. Bu state bilgisi içerisinde neler var birazdan gelecek ama en temel anlamda sıra numaraları hem iki taraflı olduğu için iki tane sıra numarasının karşılıklı belirlendiğini biz bu handshaking aşamasında söyleyebiliyoruz. Bununla ilgili de daha detay gelecek. Bu flow control konusuna da değineceğiz. İsterseniz şöyle yapayım ben. Bu da yine önden bir bilgi olsun ama. Yani ben şunu genelde, yani şu soruyu soruyorum. Hani flow control ve congestion control arasındaki fark nedir mevzusunu. Dilerseniz bunu anlatmayayım ama yani burada bu en azından bu slide'da bunu ben silmeyeyim. Bunun bu ikisi arasındaki farkın önemini vurgulama adına bu burada kalsın. TCP'de hem flow control var hem congestion control var. İkisi aynı şey değil. İkisi arasındaki fark nedir? Bununla ilgili konular TCP özelinde önemli konulardan birkaçı diyebiliyoruz. Şimdi TCP'ye daha detaylı bakacak olursak TCP'nin önce bir segment yapısını burada anlatıyor, görüyoruz. TCP'nin segment yapısı UDP'ye göre siz de takdir edersiniz ki bayağı karışık. UDP'de bakayım ben de hatırlayabilecek miyim? UDP'de ne vardı? İşte source port, destination port, checksum, bir de size vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 4 taneydi. Gerisi de payload'tu. Bu UDP. Ama TCP'ye baktığımızda TCP bir hayli daha karışık ama source port ve destination port numarası noktasında ortaklar. İkisinde de 16 bit source port ve destination port var. Sequence number UDP'de yok takdir edersiniz ki çünkü sıralı bir transfer olmadığı için, reliability olmadığı için UDP'de bir sequence number kullanılmıyor ama TCP'de sequence number değeri var. Cumulative acknowledgement tabanlı reliable data transfer'de sequence number değerleri kullanılıyor ve bu sequence number'lardan esasında iki tane var. Bir, benim gönderdiğim verinin sıra numarası. Bir de benim aldığım verilerin sıra numarası. Yani acknowledgement number diye geçiyor. Dolayısıyla bunlar 32 bit. 200^32-1 gibi büyük bir rakam esasında. Hani benim normal şartlar altında window size'ımı etkileyen bir rakam çoğu zaman değil. Bilmiyorum belki çok hızlı ağlarda sınırlı olabilir. 1 milyon gibi 232 işte 1 milyon ya 4 milyon gibi bir rakam yapıyor. Belki o büyük ağlarda sınırlandırabilir ama normal şartlar altında yeterli bir sıra numara büyüklüğü ve işte iki yönlü trafik olduğu için bunun bir de acknowledgement number kısmı var. Onun dışında neler var? Şuradaki kontrol bitleri var. Kontrol bitleri şu demek, yani
mesela A biti bunun bir acknowledgement olduğunu gösteriyor. Yani bu bit set edilmemişse acknowledgement number'ın çok bir önemi yok. Ama bu set edildiyse acknowledgement number'a bakarak hani bunun hangi byte'lara ait bir acknowledgement olduğunu oradan öğrenebiliyoruz. Checksum UDP ile yanlış hatırlamıyorsam aynı özellikte bir checksum var burada. Option'lar var. Bunları da çok detaylı incelemeyeceğiz. Bizim için daha önemli olan şuradaki bağlantı yönetimiyle connection management ile ilgili bitler var. Bunlara değineceğiz. Hem bağlantının kurulması esnasında kullanılan SYN biti gibi ve bağlantının sonlanması için kullanılan FIN biti gibi bitler yer alıyor. Ve burada flow control için kullanılan receive window var. Bu flow control'ü anlatırken alma pencere büyüklüğünün nasıl set edildiğiyle ilgili konuşuyor olacağız ve yani bunu aşamayacağız. Pencere büyüklüğü noktasında asıl beni belirleyici olan o bağlantının uyması gereken pencere büyüklüğü burada yer alan değer olacak. Congestion'la ilgili bitler var. Bunlara yeri geldiğinde değiniyor olacağız. Burada urgent data pointer diye bunu fark etmişseniz böyle daha açık renkle yazılmış, griyle yazılmış. Bunun sebebi bu aktifte kullanılan bir field değil. O sebepten dolayı muhtemelen bunu böyle biraz daha açık renkte gri ile yazmış kitabımız veya slaytlar. Şimdi TCP'de sıra numaralarının kullanılması mevzusuyla ilgili şöyle bir konu var arkadaşlar. Biz daha önce Reliable Data Transfer konusunda hep sıra numaralarını paket based saydık. Yani işte birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket, dördüncü paket falan dedik. Burada sıra numaraları TCP'nin byte stream olmasından da kaynaklı olacak şekilde esasında byte'ları sayıyor. Bu da önemli bir nokta. Yani ben işte sequence number 1000 deyince bu şu manaya geliyor. Gönderilen o segmentte 200 byte gönderiyorsam bu benim sequence number'ım, header'daki sequence number'ım bu 200 byte'ın ilk byte'ının sıra numarası olmuş oluyor. Yani paket paket veya segment segment saymıyorum da çünkü onlar değişebiliyor, büyüklükleri de farklı olabiliyor. Byte byte sayıyorum. Sequence number o noktada TCP'de biraz daha özelleşmiş durumda. Başka ne var burada? Evet, acknowledgement da aynı şekilde. Yani bu sefer birazdan bir sonraki slide'da zaten daha iyi anlaşılacak bu konu. Acknowledgement number da yani acknowledgement sequence number da benim beklediğim bir sonraki byte'ın numarası olmuş oluyor. Burada da kümülatif olduğu için, go back n olduğu için bu hatırlarsanız reliable data transfer konusunda buna değinmiştik. Yani sırasız gelen segmentlerle ilgili TCP bir şey söylemiyor. Yani onları receiver tarafta buffer'da bekletiyor muyuz yoksa onları drop mu ediyoruz konusu burada anlatılıyor. Şu anki tartışmamızın temel bileşeni değil. Temel bileşen şu. TCP sequence number'ları tartışıyoruz. TCP sequence number'ları tartışırken acknowledgement number ve sequence number diye iki tane numara var. Bunlar nasıl değer alıyor? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için de bir tane basit telnet bağlantısı kurulmuş durumda. Host A ile host B arasında telnet işte TCP üzerinde çalışan bir basit protokol. Terminal açma protokolü. Şimdi burada TCP'de şöyle bir durum var. Ben bir karakter bastığımda host A olarak bu host B'ye bağlandıktan sonra bir type işlemi yaptığımda bu karşı tarafa gidiyor, server'a gidiyor. Server de bunu echo ediyor. Echo etmesinin gerekçesi benim terminalde yani terminal benim client tarafımda. Terminalde bunun gözükebilmesi için server'dan onun bana echo olarak geri dönmesi lazım. Bu bir telnet özelinde bir durum. Bu örnekte bu sebepten dolayı ilk benim şunlar 42 ve 79'u ben rastgele belirliyorum. Yani burada 42 ve 79'un özel bir gerekçesi yok. Ama şunları bilmem lazım burada. Şimdi benim gönderdiğim 1 byte datanın yani C karakterinin sequence number'ı 42'ymiş. Acknowledgement 79'da şu demek. Benim biz senden beklediğim yani host A diyor ki host B'ye benim senden beklediğim datanın sonraki senin göndereceğin datanın ilk byte'ı acknowledgement 79 olarak senden bekliyorum diyor. Dolayısıyla host B echo yaparken kendi sequence number'ı C'yi tekrar gönderirken sequence number olarak 79 seçiyor. Acknowledgement da 43. Niye 43? Çünkü sequence number 42 olan C değerini aldı. Bir sonraki beklediğim diyor, host B'de diyor ki senden beklediğim bir sonraki verinin ilk byte'ının sequence number'ı 43 olmalı diyor. Ve gördüğünüz gibi 3. aşamada da host A sequence number 43 ile bir data göndermiş oluyor. User diyelim ki telnet örneğinde C değil de sadece CA gönderiyor. Yani şuradakiler CA, bu da CA. Pardon, evet. Yani burada bir tekrar gönderim yok ama sadece
acknowledgement gidiyor. Yani üçüncü mesaj, biraz evvel tam onu ifade edememiş olabilirim. Şuradaki üçüncü mesajda bir veri gitmiyor. Bakın burada data bir şey diye bir şey yazmıyor. Burada sadece şu üçüncü mesaj acknowledgement. Dolayısıyla bizim yeni örneğimizde yani yanına bir A da koyduk. Burada da bu CA içeren segmentin acknowledgement'ını gönderiliyor olacak. Peki buradaki, şuradaki sequence ve acknowledgement değerleri nasıl değiştiğini ben soracağım size. Şimdi ben ilk gönderirken zaten ilk byte'ı nitelediği için şu 42 değişmeyecek. Ve şuradaki 79 değeri de değişmeyecek. Niye değişmeyecek? Çünkü benim karşıdan beklediğim verinin ilk byte'ının acknowledgement değeri elbette ki benim ne kadar veri gönderdiğimle ilgili değil. Ama şimdi host B 1 byte değerini 2 byte aldı. Artık şurada en azından acknowledgement değeri olarak ne diyecek? Ben diyecek senden 42 ve 43'ü aldığım için 44'ü bekliyorum diyecek. Yani 43-44 olacak. Niye 44 olacak? Tekrar ediyorum. Host A, host B'ye ilk byte'ının sıra numarası 42 olan bu sefer 2 tane byte gönderdi. Host B eğer bunu doğru aldıysa göndereceği acknowledgement'taki acknowledgement number 43 değil de 44 olacak. Çünkü 43. byte'ı da aldı. Çünkü 2 byte geldi. Dolayısıyla 43 yerine 44 olacak. Peki 79 değeri değişecek mi? 79 değeri değişmeyecek. Sebebi de çünkü benim gönderdiğim veri 2 byte ama hala ilk byte'ının sequence number'ı hala 79. Dolayısıyla 79 değeri değişmeyecek. Şu aşağıya geliyoruz. Aşağıda değişen bir şey var mı? Aşağıda değişen bir şey var. Ne var? Yani şuradaki 43, şurada yani sadece acknowledgement gönderiyor ya, yani şu üçüncü mesajda sadece acknowledgement var. Şurada 2 byte gönderdiği için daha önce 1 byte göndermişti. 42'den 43'e çıkardı. Yani bu şu demek, ben 44'ü yani 42'yi 43 yaptım ama bu şey manasına gelmiyor. Benim data gönderdiğim manaya gelmiyor. Çünkü burada bir şey acknowledgement gönderiyorum sadece. Dolayısıyla bu 44 olacak. Ama 44 olması benim anlamlı bir veri gönderdiğimi hala ne yapmıyor? Data olmadığı için. Yani bir sonra tekrar bir data gönderirken yine sequence number 44 olacak. Onu kastediyorum. Acknowledgement'ın 81 olmasının gerekçesi daha anlaşılır. O niye? Çünkü işte daha önce ben 79 ve 80'i almışım. Ve 81'i gönderiyorum. Eğer sadece C'yi alsaydım 79'du, 80 istiyor olacak. Dolayısıyla 3 tanesi değişmemiş oldu, 3 tanesi değişmiş oldu. 1 byte yerine 2 byte göndererek. Şimdi arkadaşlar yine bu reliable data transfer prensipleriyle ilgili konuşmamızda hiç değinmediğimiz bir konu var burada. O da şu, TCP'de elbette ki bu timeout mekanizmasının çalışabilmesi için bir timer değeri seçmemiz lazım. Yani ben ne zaman o acknowledgement gelmezse ne zaman onu tekrar göndereceğim diye. Bunu da tabii ilk aklımıza gelen bunun round trip time'la bu timeout arasındaki bir ilişkinin olması gerektiği. Ama bu ilişki hani böyle round trip time'ı ölç, timeout değerini de ona eşitle veya işte biraz bir iki de milisaniye ilave et buna. Bu round trip time artı 3 milisaniye timeout'um olsun diye çalışmıyor TCP. Yani çünkü eğer böyle daha ilkel yöntemlerle yapıyor olsaydık muhtemelen performansı TCP'nin çok düşecekti. Ya ne yapıyorum? Daha biraz daha bu işin daha bir dibine giriyorum diyelim. Yani daha hassas olarak bu değeri, timeout değerini ölçmeye çalışıyorum. Çünkü değindiğim şey burada yazıyor. Yani bu kritik bir şey çünkü. Premature timeout olması da kötü, böyle çok büyük olması da kötü. Ama bir de işi şey yapan, zorlaştıran noktada hani bu RTT dediğim şey de öyle sabit bir şey değil. Yani her gönderimde değişen bir şey. İşte o router'lardaki o queuing delay'in vesaire değişmesinden dolayı deterministik olarak RTT hep bu işte bu bağlantıda ilk ben kurdum RTT değerini ölçtüm 10 milisaniye. Hep bundan sonra bu bağlantı devam ettiği müddetçe bu değer 10 milisaniye olarak devam eder diyemiyorum. Bir de böyle bir zorluk var. Öyle olunca şimdi bir sonraki slide'da gelecek esas formüllerimiz. Burada şunu söylüyor. Sample RTT diye bir şey tanımlıyor. Yani bu sample RTT işte benim bir ölçümüm. Yani bu ölçümleri çok sayıda yapıyorum. Ama benim bir tane RTT ölçümüme ben sample RTT demişim ve bunun değişken olduğunu burada vurguluyorum. O zaman şimdi şöyle bir soru var ilk akla gelen. Ben RTT değerlerini örnekliyorum. İşte bir ölçtüm 10 çıktı, bir ölçtüm 8 çıktı, bir ölçtüm 7 çıktı. Sonra bir ölçtüm 15 oldu falan. Böyle değişen bir şey.
Ben peki yani her ölçtüğümde buna göre timeout değerini buna göre mi ayarlayacağım? Yani işte 10'sa 12, 15'se 17 böyle bir şeyler de ilave etsem dahi hep böyle anlık ölçümlerimle timeout değerlerim değişecek mi? Hayır, değişmeyecek arkadaşlar. Şöyle bir şey kullanıyorum. Exponential Weighted Moving Average diye. Bu şu demek, yani benim bir estimated değerim var. Tahminlediğim bir RTT değeri var. Sample RTT'ler, yani ölçümlediğim, örneklediğim RTT değerleri bu estimated RTT'yi doğrudan değiştirmek yerine, birebir bunlar arasında bir ilişki olması yerine şunu yapıyorum ben. Daha önceki estimated RTT, şuradaki benim daha önceki estimated RTT, yeni estimated RTT'yi ölçerken hem daha önceki tüm background değerlerini alıyorum. Daha önceki ortalama RTT değerlerini alıyorum. Hem de o an için anlık olarak ölçtüğüm sample RTT değerini alıyorum. Ve bunların ağırlıklı bir ortalamasını alıyorum. Ağırlıklı ortalaması alırken de işte bir alfa diye bir değer var. Yani bu 0.125 tipik bir değer. Niye 0.125 diye bir değer? Mesela biriniz cevaplandırabilir. Bunu 0.125 değil de 0.625 seçseydim bu niye iyi bir tercih olmazdı? O zaman sample daha belirleyici olmaz mıydı hocam? Evet, yani çok böyle anlık değişikliklere karşı benim RTT değerim. Yani o an için sadece o RTT özelinde bir özel bir durum olmuş. Ve ben onu çok belki çok büyük olarak ölçmüşüm. O çok büyük ölçtüğüm RTT'ye bağlı olarak timeout değerini korkunç bir şekilde arttırıyor olmam benim performansımı negatif etkileyecek olduğu için ben ne yapmıyorum? Bunu böyle biraz daha makul bir değer seçiyorum. Ama tabii bu hani hocam 0.125'te niye 0.100 değil veya 0.08 değil? Bunlar birazcık şey, empirik formüller. Bu lafı seviyorum ben. Empirik formül ne demek? Deneysel değil mi? Evet, yani tersi ne? Objektif mi daha nesnel? Evet. Yani daha böyle fiziksel gerçeklere dayanan, yani şey gibi diyorum işte Newton'un yer çekimi şey gibi veya işte itme çekme kanunu gibi veya yer çekimi kanunu gibi. Yani fiziksel olarak bir gerçekliğe dayanıyor. Ama benim buradaki network'teki bu formüllerin böyle bir fiziksel bir şeyi yok. Yani bu kanundan dolayı bu böyle. Bunlar genelde işte tecrübeye dayanan, işte zaman içerisinde oturan, hani bu böyle olsa daha iyi denilen, belki de zaman içerisinde bizim varsayımlarımızın değişmesiyle birlikte değişebilen formüller. O yüzden hani bu formülleri de bence şekilde mesela şuradaki 0.125 değerini ezberlemek falan gibi bir concern olamaz. Çünkü bunlar değişen değerler her zaman. Bunu böyle yaptığımda gördüğünüz üzere ne yapıyorum? Böyle bir smoothing işlemi var. Çok sık değişen sample RTT'lere göre benim RTT değerim böyle biraz daha yumuşak geçişler yapıyor. Benim zaten de istediğim buydu. Böyle sert ani geçişler, ani değer atlamaları benim için iyi bir fikir değil. O yüzden bu formül yardımıyla estimated RTT değerini hesap ediyor. Şunu görmüşler ve bu uygulamışlar arkadaşlar. Demişler ki ben bir tane safety margin koyacağım ama bu safety margin sabit olmasın. Eğer estimated RTT değerlerinde böyle geniş varyasyonlar varsa yani bir 10 olup bir 15 olup bir 5 oluyorsa bu sefer ben o safety margin'i birazcık büyük koyayım. Ama böyle smooth gidiyorsa zaten işte 8.5, 8.6, 8.7 falan gidiyorsa o zaman bu margin'i yani eklediğim değer o ölçüde daha küçük olsun gibi bir anlayış yapmışım. Dolayısıyla şuraya bakın sabit bir değer yerine RTT değerinin deviation'ını 4 ile çarparak koymuş. Deviation'ı da nasıl hesap ediyorum? Burada yazıyordur. Evet, deviation'ı da şu şekilde hesap ediyorum arkadaşlar. Şu formülle. Yani sample RTT ile estimated RTT arasındaki ondan sonraki farklar büyük olduğu ölçüde ne yapıyorum? Deviation RTT değerim o ölçüde büyük oluyor ve o ölçüde ben safety margin'i büyük ekliyorum. Ama sample RTT, estimated RTT hep aynı. Tamam? Yani böyle bir şey olmaz da hep aynı diyelim. Yani şurası sıfır çıkıyor. Belli bir süre sonra deviation RTT sıfır olabilir yani. Yani o durumda yani böyle smooth gidiyor. Hiç değişmiyor. İdeal yani olmayacak bir şey. O zaman safety margin sıfır olabiliyor. Ama çok küçük bir şey olursa 0.1 gibi bir şey olursa da bu sefer çok daha küçük bir değer safety margin ekliyorum. Ama bu değer büyüdükçe benim eklediğim margin değeri de artıyor. 4 de sabit diyor. 4 sabit ama şu sabit değil. 4 sabit şu sabit. Bu neye bağlı? Ölçtüğüm sample RTT'lere bağlı. TCP'de
Reliable data transfer ile ilgili kısma geldik. Nasıl çalışıyor? Timeout nasıl devreye giriyor? Acknowledgement'lar ne zaman gönderiliyor? O konuları hızlıca aktarmaya çalışacağım. Hem gönderici tarafı hem alıcı tarafı inceleyeceğiz. Gönderici tarafta uygulama tarafından bir veri alındığı anda işte bir sequence number buna ekleniyor. Bu sequence number da bu datanın ilk byte'ına ait bir sequence number oluyor. Ve bir timer başlatıyoruz. Yani TCP'de de bir tane timer var. Yani Go backend'e o noktadan benziyor. Ve bu timer'da benim acknowledgement'ını almadığım en eski segmente dair bir timer esasında. Ve benim bir timeout sürem var. Bunu gönderdikten sonra, yani bu ilk datayı gönderdikten sonra acknowledgement'ını bekliyorum ama acknowledgement'ı gelmiyor. O zaman bunu retransmit ediyor. Timer'ı tekrar başlatıyorum. Acknowledgement'ı geldiği zaman, yani daha önce gönderdiğim ama acknowledgement'ı daha önce gelmeyen bir verinin acknowledgement'ı geldiği zaman ne yapıyorum? Beklediğim acknowledgement değerini tekrar başlatıyorum ve timer'ı düzeltiyorum. Timer'ı tekrar başlatıyorum ve kendi state bilgimi update ediyorum. Şöyle bir konu var. Sender taraftaki olay şuradan kaynaklı. Timeout olduğu anda standart go back end'de benim gönderdiğim ama henüz acknowledgement'ını almadığım tüm paketleri tekrar gönderiyordum hatırlayacak olursanız. Yani ben 3 tane frame gönderdim. İlkinin acknowledgement'ını almadım. Timeout oldu. Bu üçünü tekrar gönderiyor Go backend'e. TCP bu noktada Go backend'den ayrılıyor. Klasik Go backend'den ayrılıyor. Şurada retransmit segment dead cause timeout demiyor ki burada. Retransmit all segments after the last acknowledgement segment gibi bir ifade yok. Sadece o segmenti retransmit ettiğim için, bir tane segment transfer ettiğim için sender tarafta Go backend'den ayrılıyor TCP. Receiver tarafta olay daha da karmaşık. Niye daha karmaşık? Çünkü işte sırasıyla hızlıca bakacak olursak, yani bir takım performans iyileştirmeleri, hocam niye bu kadar karmaşık diyecek olursanız, hani hep network'teki trafiği azaltmak, TCP çok önemli bir protokol olduğu için, yani üzerinde belki binlerce paper basılmış, performansını belki yüzlerce kişi çalışmış bir protokol. Zaman içerisinde işte update'ler gelmiş ve demişler ki bir tane update, sen bir tane in order segment gelmişse sana, sıra dışı bir durum yoksa, o zaman gelen segmenti hemen acknowledgement'ını gönderme receiver tarafta. Niye gönderme? Çünkü belki sen o acknowledgement'ı gönderdiğin zaman hemen bir tane daha segment gelecek. Bir de ona bir acknowledgement göndermen lazım. Biraz bekle, yani bir 500 milisaniye bekle ki bir segment daha gelirse kümülatif zaten sen gönderiyorsun ya acknowledgement'ları. İkisine dair bir acknowledgement gönderirsin diye böyle bir optimizasyon var. Eğer zaten daha önce bir segment geldi ve onun acknowledgement'ını göndermediysen ikinci bir segment geldiğinde bu sefer artık bekleme, bu 500 milisaniye süreyi bekleme. Kümülatif bir acknowledgement gönder. Son olarak eğer out of order bir segment gelmişse, yani senin beklediğinden daha yüksek sıra numarasına dair, o zaman arada bir şeyler kaybolmuş demektir. Bu bilgiyi sender tarafa hızlı bir şekilde taşıyabilme adına yine hemen ne yap? Şurada en son aldığın segmente dair bir acknowledgement hemen ne yap? Gönder gibi. Böyle receiver tarafta da optimizasyonlar var arkadaşlar. Bu bitmemiş, bir son bir tane daha varmış. Eğer ne diyor burada da, arada bir şeyler yok, yani gelmemiş ama daha sonradan buradaki beklediğim şey gelmişse de bunun acknowledgement'ını gönderirken de yine ne yapma? Bekleme, hemen immediately, hemen anında bir acknowledgement gönder gibi senaryolar var. Akış kontrolü, flow kontrol nedir, niye vardır? Bunları anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. İşte protokol stack üzerinde IP'yi, TCP'yi, application prosesi görüyoruz. TCP'nin de IP'yi kullanarak gönderimde bulunduğunu, yukarıda da application'ın ne yaptığını, TCP soketi kullanarak data gönderdiğini. Bu, yani bu gösterimde önemli olan konu şuradaki buffer. Yani şu TCP kodunun ve application process'in kullandığı bir ortak buffer var. Bu buffer'ın önemi şuradan geliyor. Ben receiver taraftaysam IP tarafından, network'ten aldığım veriyi TCP kod olarak bu buffer'a koyuyorum. Application process de bu buffer'dan alıp o datayı kullanıyor. Yani o buffer'dan datayı çekiyor. Şimdi konu şu arkadaşlar, önemli bir konu. Eğer benim bu buffer'a TCP kodu vasıtasıyla network'ten çekerek koyduğum veri miktarını application process aynı hızda harcayamıyorsa, o zaman bu buffer belli bir süre sonra dolacaktır ve paket kayıpları, veri kayıpları
gerçekleşecek. Yani hep daha önce şeyi konuşmuştuk hatırlarsanız. İşte router'lardaki buffer dolma probleminden bahsettik. İşte queuing delay'den dolayı yani orada kuyrukta paketler birikiyordu ve bu paketlerin birikmesi belli bir süre sonra buffer'ın dolması ve artık paket droplarının oluşması anlamına geliyordu. TCP flow control'da da benzer bir konu var ama bu seferki buffer'lar uç noktalarda. Yani uç noktalarda da bu, hocam bu buffer'ın büyüklüğünü kim ayarlıyor diyecek olursanız işletim sistemi ayarlıyor. Yani sizin uygulama katmanında kurduğunuz TCP soketi için işletim sistemi belli bir büyüklükte bir buffer koyuyor oraya. O buffer'ın büyüklüğünün taşmaması da TCP'nin esasında görevi, TCP'nin flow kontrol mekanizması bunu sağlamaya çalışıyor. Evet, bakın burada işte bu flow kontrol analojileri kurulmuş. Hortum var. Bu hortumdan gelen veri miktarı sizin işleyebileceğiniz veya sizin içebileceğiniz kapasitenin çok çok yukarısında. Flow kontrol için güzel bir analoji kurulmuş durumda. Ve TCP segmentinin header'ındaki receive window ile bu akış miktarı belirleniyor. Yani ben receiver taraf olarak bu receive window'u belirleyip sender'a gönderirsem sender bu receive window'u kullanarak bana veri gönderiyor. Yani artık receive window kadar bana byte gönderdi. Bu diyelim ki bu receive window 1000 byte. Receiver sender'a bunu gönderdi. Bu 1000 byte değerini gönderdi. Artık sender unacknowledgement byte sayısı olarak 1000'i aşmıyor. Yani 1000 tane byte gönderdim. Bu 1000 byte'dan 1000 sonra 1001. byte'ı göndermiyorum. Ne zamana kadar bekliyorum? O 1000 byte'dan herhangi bir tanesi veya bir tane fazlasına ait acknowledgement alana kadar ne yapmıyorum? Bekliyorum. Bu sayede şuradaki buffer'ın kapasitesinin aşılmasına, burada paket kayıpları veya veri kayıplarının olmasını bu şekilde engelliyorum. Yani bunu da yani yine anlık TCP receiver anlık değiştirebilir. Yani şeyine bakarak, buffer'da ne kadar boş yer kaldığına bakarak TCP header'ında yani bunun da sabit olması gerekmiyor. 4096 byte bunun default değeri ama ne yapabiliyoruz? Bunu o bağlantı esnasında zaman içerisinde buffer'ın büyüklüğüne bağlı olarak değiştirebilme şansımız pekala var. TCP ile ilgili çok önemli bir konuya geldik arkadaşlar. Bu konuda işte bu bağlantının nasıl açılabilir? Bu handshaking aşamasının ne olduğu ile ilgili bir konu arkadaşlar. Ne zaman ki burada eskiden kalma, bunu da hocamıza dilerseniz yazmak isteyen yazabilir. Hocam burada eski şey kalmış diye, Python kodları yerine burada eski Java kodlarından örnek kalmış. Ne zaman ki ben TCP'de işte bu kodlar vasıtasıyla bir connection açtım, connection state established duruma gelmiş oluyor. Yani tabii üç yönlü bir handshake sonrasında ortak paylaşılan state noktasında neler var diye baktığımızda bir connection state bilgisinin olduğunu görüyoruz. Ve nihayetinde bu bağlantı iki yönlü, iki tarafta da kurulmuş duruma geldiğinde bu bağlantı connection state'e established ismini veriyoruz. Yani böyle bir tabir kullanıyoruz. Onun dışında bu bağlantının kurulduğuyla ilgili bahsetmiş olduğumuz state'in içerisinde neler var? Yani karşılıklı hangi state'ler tutuluyor bilgisi burada anlatılıyor. Bir, sequence number bilgisi. Hem client server arası hem server to client arası. Yani bir tanesi sequence number diye geçmişti. Diğeri acknowledgement number diye geçmişti. Daha önce hatırlarsanız. Bu bilgi karşılıklı tutulmaya başlanıyor. Bu buffer size, yani işte biraz evvel dediğim bu şey konusu, flow control ile ilgili konu da yine başta bu state tutulması aşamasında karşılıklı tutulan iki tane veri oluyor. Ve bu hem server tarafta hem client tarafta oluyor. Yani ben tekrar etmek gerekirse arkadaşlar, ben TCP'de veri gönderiminden önce bir bağlantı kurulma aşamasını gerçekleştiriyorum. Bu bağlantı kurulma aşaması ile iki taraf arasında ortak tutulan bir veri seti oluşuyor. Bu veri setinin hangi bileşenleri olduğu da burada yer alıyor. Bu slide'da ise, bir sonraki slide'da ise tamam peki ben bu bağlantıyı kuracağım, yani bağlantıyla ilgili state bilgisini set edeceğim. Önce o noktada bir aşama olacak. Bu aşamaya acaba kaç tane mesajlaşma ile kaç tane handshake paketi karşılıklı gönderip alarak bunu gerçekleştireceğim konusu var burada. Ben en son söylenecek şey yine en önce söyleyeyim. Burada birkaç slide'da şunu anlatacak. Diyecek ki benim
Handshake yani bağlantıyı anlamlı, hatasız, daha sonradan sorun olmayacak şekilde kurabilmem için bu handshake'in, tokalaşmanın iki yönlü değil de üç yönlü olması lazım. Ve burada niye two-way handshake yetmiyor onu izah ediyor olacak. Evet arkadaşlar, yani burada iki yönlü handshake olsaydı ne olurdu ona bakacağız. Yani iki yönlü olsaydı nasıl olacaktı arada geçen protokol? İşte let's talk diyecekti Alice. Baba. Bu da okey diyecekti. Let's talk'u aldığı anda connection durumu establish durumuna çekmesi lazım. İlave bir mesaj almadığı için, yani Alice sadece bir tane mesaj gönderdiği için burada artık establish duruma gelecekti Bob ve bu aşamadan sonra veri kabul edebilir hale gelmiş olacaktı. Okey mesajını yani acknowledgement'ı gönderdiği anda da yani şunu Alice şu mesajı gönderdiği durumda artık daha henüz establish değil. Yani karşıdan okey gelmeden establish duruma geçemiyor. Dolayısıyla establish duruma geçebilmesi için de karşıdan okey mesajının gelmesi lazım. Ve iki mesajla bunu hallediyor olsaydık acaba ne olurdu'nun cevabını göreceğiz. Şöyle problemler çıkardı arkadaşlar. Hemen problemli aşamaya gelelim. Eğer iki yönlü olsaydı ve ben şu aşamada belli yani şurada establish iki tarafta establish duruma geldi. İki two-way handshake'le ben bağlantıyı kurmuş oldum. Ve ondan sonra belli bir süre sonra client bağlantıyı sonlandırdı. Yani bağlantı bitti. X şu şey tarafta, bu tarafta bağlantı, client tarafında bağlantı sonlandı. Şöyle bir konu olabiliyor arkadaşlar. Daha önceden yani şu bağlantı esnasında ben bir şekilde şu request connection'ı karşı tarafa göndermişim. Fakat bir timeout olmuş, bir şey olmuş. Ben bunu tekrar göndermişim. Tekrar gönderdiğim için de şurada artık server bu retransmission'ı aldığı zaman tekrar yeni bir bağlantı açıyor. Bir establish duruma geliyor ve bu establish duruma geldikten sonra da buna ait bir acknowledgement geliyor. Ama bu tarafta client yok. Client ayrılmış. Client ayrıldığı için de bu establish duruma gelmesi server'ın hatalı. Yani bu state'i tutmasını ben istemiyorum. Gereksiz yere bu state'in belli bir süre timeout olana kadar ki bu timeout süresi de uzun bir süre olabiliyor. Bu süre boyunca bunun establish durumda kalmasını ben istemiyorum. Bu half open connection diye geçen problem two-way handshake'in bir problemi olarak anlatılıyor arkadaşlar. Başka bir problem, yani sadece half connection problemi mi vardır diye düşünebilirsiniz. İkinci bir problem, burada benzer şekilde bir iki yönlü handshake'le bir bağlantı kurulmuş. Sonra da X datasını göndermiş. Server'da o datayı kabul etmiş ve şu aşamada o connection sonlanmış. Ama yine premature timeout'tan dolayı veya başka bir sebeple bir retransmission var. Yani şuradaki request connection'ın retransmission'ı var. İlave olarak da bununla yetinilmemiş. Bu request connection retransmission ile birlikte veri retransmission'ı da gerçekleşmiş. Ve ikisi bir araya geldiğinde tabii bu biraz daha düşük bir ihtimal ama gerçekleşebilir bir ihtimal. Ne olmuş? Server, client isteği dışında bir establish bir connection sağlamış. Connection durumu tutmaya başlamış. Ve arkasından da bir data kabulü yapmış. Yani tamamen kendi kendisine ne yapmış? Bu işlemleri yapmış. Halbuki client'ın hiçbir şekilde haberi yok. İkinci bir bağlantının kurulması, o bağlantı üzerinden ilave bir verinin gönderilmesi gibi bir durum olmamasına rağmen two-way handshake'in yetersizliğinden kaynaklı bu durum gerçek. Dolayısıyla bu problem, duplicate paket gönderim problemini ben arkadaşlar TCP'de three-way handshake ile çözüyorum. Three-way handshake ne demek? Şu demek, ben artık şurada SYN biti var arkadaşlar. TCP header'ının, segment header'ının içerisinde bir SYN biti var. Özel bir flag. Bu biti bir set ederek client tarafta listen durumdan sign send durumuna geliyorum. Server'da listen durumundaydı. İlk başta hemen daha önce two-way handshake'de bu ilk gelen paketi aldığında hatırlarsınız establish duruma gelmişti. Burada three-way handshake'de ise artık establish duruma gelmiş değil. Yani bu aşamadayken artık daha henüz veri kabul etmeye başlamış değil. Veri kabul edemiyor hala bu aşamada. Ama SYN received state'ine geçiyor. Yani bunların her birisi bir state. State machine'in içerisinde connection establishment state machine'in içerisinde bir state. Bu state'e geçtiği anda da SYN bitinin 1 olduğu ve acknowledgement bitinin de 1 olduğu bir kontrol paketi daha gönderiyor bu tarafa. Bu paketi aldığında artık şurada server taraf değil,
client taraf established durumuna geçebiliyor. Ama server tarafın established duruma geçebilmesi için SIM bitinin değil, bu sefer sadece acknowledgement bitinin set olduğu handshake'in üçüncü ve son bir mesajına daha ihtiyaç var. Ancak server bu üçüncü handshake'in üçüncü mesajını alması halinde established duruma geçiyor. Ve bu sayede biraz evvel bahsettiğimiz gereksiz connection'ın tekrar kurulması ve duplike olarak o verilerin alınıp ondan sonra işlenilmesi, onun sanki yeni bir connection'mış gibi, yeni bir connection'a ait veriymiş gibi kullanılması durumları trivial handshake'le ortadan kalkıyor. Evet, burada bir bizim dağcılıkla ilgili bir trivial handshake örneği var. Yani bizim başka günlük hayatımızda da böyle bir handshake protokolü çalıştırmamız gerekirse burada da üç yönlü bir handshake protokolünün insanlar arasında bu sefer çalıştırıldığını anlatan bir slide. Evet, bir diğer konu arkadaşlar, vaktimiz azalıyor. Tabii ki TCP bağlantısı kuruldu trivial handshake ile, sonra data transferi gerçekleşti. Bu da çift yönlü olabilir. En sonunda da TCP'nin bağlantısının sonlanması gerekiyor. Bu amaçla da esasında TCP bağlantısının kapatılmasıyla ilgili de yine özel bitlerimiz var, FIM bitleri var. Bu FIM bitleriyle ne yapılıyor? Bu bağlantı sonlanma mesajları karşılıklı gönderiliyor. Bu kısmı kitabımız daha kısaltmış. Yani takdir ettim. Yani kısaltabiliyor. Bu biraz daha uzun anlatılıyordu bu kısım. Ben çok kısaca değineyim. Burada esasında dörtlü bir mesajlaşma var arkadaşlar. Yani FIM bit set edip bunun acknowledgement'ını alıyor bir taraf, client tarafı. Server taraf da, yani bağlantı çift yönlü olduğu için kapatma mesajları da çift yönlü olması gerekiyor. Yani client'ın gönderdiği FIM mesajı ve buna karşı aldığım acknowledgement client tarafını kapatıyor. Aynı şeyi server da yapabiliyor. Server bir FIM mesajı gönderip bunun acknowledgement'ını alabiliyor. Yani ideal şartlar altında, yani timeout'la vesaire değil de FIM mesajlarıyla bir TCP bağlantısının sonlanması için toplam 4 tane mesajlaşma gerekiyor. FIN acknowledgement client tarafı için, FIN acknowledgement server tarafı için. Congestion control konusuna geldik. Şimdi bu congestion control ile ilgili isterseniz şöyle yapalım. Ben yine slide'lara geçmeyeyim. Çünkü slide'lar uzun, yani başlarsak bitmeyecek. Bir önce şunu sorayım size. What is the difference between congestion control and flow control? Congestion control, flow control. Evet, temel fark, yani belki daha düzgün bir şekilde ifade etmek gerekirse, flow control uç noktayı ilgilendiriyor. Yani uç noktayı kapasitesini aşmamak olarak niteliyoruz flow kontrolü. Yani daha önce TCP flow control örneğinde olduğu üzere benim alıcı tarafta, receiver tarafta, bu server'da olabilir, client'da olabilir. Benim karşı tarafımda bir buffer var. Uç noktadaki buffer'dan bahsediyoruz burada. Ve bu uç noktadaki buffer'ı ben taşırmamak istiyorum. Flow control'ün esprisi ve sadece karşı taraftaki buffer'la ilgilendiğim için esasında flow control göreceli olarak çok daha basit bir problem. Yani flow control, TCP flow control'le çözemediğimiz durumlar var mıdır? Hani hiç düşündüğüm bir konu değil ama muhtemelen yok. Yani TCP flow control doğru çalışıyorsa muhtemelen hiçbir flow control'le ilgili bir problem yaşamıyorum. Ama congestion control, bu sefer şurada örnekte gelecek. Yani bir trafik, buna en güzel analoji trafik örneği. Yani bir otoban düşünüyoruz. Otobanın bir kapasitesi var ve bu kapasitenin üzerine çıktığı anda araba sayısı, performansı düşüyor. Yani kimse varacağı yere varamıyor. Congestion control uç noktadan çok network'le alakalı. Yani network'ün kapasitesiyle alakalı bir konu congestion control. Yani network'ün kapasitesinin üzerinde veri taşımaya kalktığımız andaki gerçekleşen problemden bahsediyoruz congestion control. Ve sadece uç nokta ile ilgili olmadığı için aradaki tüm router'lar, aradaki tüm ondan sonra communication link'lerle ilgili bir konu olduğu için bu konu daha zor bir problem. Yani çözmesi çok kolay bir problem değil congestion control. Şimdi congestion control ile ilgili ben çok sevdiğim bir anlatım var. Olay şu. Ben ağ üzerinde veri taşımak istiyorum. Ağ nasıl bunu ifade edeyim?
taşınan veri. Yani throughput gibi düşünün bunu. Throughput diye bir şeyden bahsetmiştim. Yani ben bu ağ bu ağın nasıl bir ağ olduğu benim için şu aşamada önemli değil. Ağda ben ne kadar veri taşıdığıma bakıyorum. Bunu buraya yazsam daha güzel. Ağda taşınan veri. Y ekseni yazacağız. Y ekseni ağda taşınan veri. Pardon. Bu da ağın kapasitesi. Ağ kapasitesi. Şimdi ben veri miktarını arttırıyorum. Yani yavaş yavaş ağda taşınan veriyi arttırıyorum. Ağ belli bir yerde şöyle olacak. Ağ kapasitesi bu basit şekilde doğrudan gözükmüyor. Şöyle düşünün. Benim bir ağım var. Yavaş yavaş ağda taşımaya çalıştığım veri miktarını arttırıyorum. Ağın kapasitesi mesela 10 megabit olduğunu düşünün. Yani nasıl bir ağ olduğunu düşünmeyin ama kapasitesi 10 megabit üzerindeki veriyi taşıyamıyor. Ben ağ üzerinde yavaş yavaş taşımak istediğim veriyi arttırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a geldiğim anda artık ağ daha fazla veri basmak istiyorum. Yani 10 değil de 15, 20. Yani normal şartlar altında basılan veri artıyor. Mesela şurası 10 megabit per second iken ben şu noktada kalemin rengini de değiştirsem daha güzel gözükecek ama vaktimiz daraldı, onunla uğraşmayayım. Şu noktada arkadaşlar, bu nokta şu noktayı gösteriyor. Ben ağ 20 megabit bölü saniye veri taşımak istiyorum. Ama ağın kapasitesinden dolayı o kadar veri taşıyamıyorum. Ne kadar taşıyorum? Maksimum neyse o kadar veri taşıyorum. İşte 10'sa 10. Ve ben bunu ne kadar arttırırsam arttırayım. Yani 100 megabit bastım ağa. Ama ağın taşıma kapasitesi 10 olduğu için 10'da sabit kaldı. Peki soru şu, vaktimiz de çok daraldı. Soru şu, bunu düşünün. Bu şekil, yani şu tekrar koyuyla çizdiğim şey, normal bir pratik hayatta görebildiğimiz bir şekil midir? Yani bunu böyle mi beklerim, yoksa başka şekilde mi beklerim? Sebebini önümüzdeki ders anlatacağım. Sorunun cevabı şu, benim beklediğim veya gerçek hayatta gözlemlediğim şey şu oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey. İlginç değil mi? Yani ağa bastığım veri belli bir yere açtığında belli bir değeri aşarsa ağda taşıyabildiğim veri miktarı değil benim maksimum kapasiteme erişmesi veya ona yakın olması neredeyse hiç veri taşıyamaz hale gelebiliyor. Yani şey gibi düşünün, işte bu trafik problemi yaşıyoruz. Otobanda arabalar öyle doldurmuş ki hiç kimse yerinden oynayamıyor. Yani şuradaki senaryo. Öyle bir tıkanıklık, öyle bir congestion oldu ki benim trafiğimde artık yani benim normal şartlar altında bir kapasitem var ama bu kapasite neredeyse şu durumda sıfıra doğru inmiş durumda. Yani hiç kimse yerine gidemiyor. Yani öyle bir garip bir durum. Yani şurada gözlemlediğim, yani ağa basılan veri miktarı arttığında, yani otobandaki araba sayısı sonsuza doğru gittiğinde benim niye ağdan aldığım veya otobandan aldığım servis, otobandan aldığım hizmet niye sıfıra doğru yaklaşıyor? Niye böyle ağdaki maksimum kapasitenin hemen birebir örtüşmese bile ona yakın bir değer beklemiyorum? Niye çok böyle sıfıra doğru yakınsayan bir kullanım, bir durumla karşılaşıyorum? Bunu anlamak congestion control içerisindeki en önemli konu.